Merhaba arkadaşlar. Türk Dili ve Edebiyatı'nda destanlar konusuyla karşınızdayım. Haydi beraber yapıştıralım gençler. Destanlar edebiyat kısmında AYT'de yani garanti demesek de şöyle bir 2 yılda bir bazen art arda 2 yıl 3 yıl üst üste soru olarak karşımıza geliyor. Bazen kıyısından köşesinden geliyor. Bazen direkt destanı soruyorlar gençler. Lütfen bilelim. Minik minik içeriklerini ben size söyleyeceğim. Ancak siz de normal zamanda bazı destanların, önemsediğimiz destanların, buraya yazdığımız destanların içeriklerine bakın arkadaşlar. Şimdi destan nedir öncelikle? Destan milletlerin hayatında büyük yankılar bırakmış, tarihi olayların çağdan çağa aktarılırken hayal unsurlarıyla süslenmiş, değiştirilmiş manzum hikayelerdir gençler, destanlar. Yani olağanüstü özellikler bulunur destanlarda. Niye hocam? Çünkü insanlar biliyorsunuz arkadaşlar böyle olağanüstü güçlere, olağanüstü şeylere inanmak isterler. Olağanüstü düşünmek isterler. İşte destanlarda işte o dönemde hani kulaktan kulağa aktarılan ürünlerdir arkadaşlar bunlar. Yazıya geçirilmemiştir. Birisi aktarırken bir özellik katmışız içine. O onu anlatırken o da bir şey daha katmış. O onu anlatırken yani günlük hayatta da vardır arkadaşlar. Şöyle etrafınıza bakın. Gittiğiniz yerlerde bir şeyler anlatırlar. Herkes üstüne bir şeyler katar. Destanlarda hani benim naciz görüşüm bu. Hani kaynaklar bunu böyle anlatmaz ama benim naciz görüşüm. Herkes anlatırken üstüne bir şeyler eklemiş. Bazı olağanüstü özellikler eklemiş. Biraz da inandırmaya çalışmışlar. Böyle bir ürün çıkmış karşımıza. Destanlar bağlı bulundukları milletlerin en eski edebiyat eserleridir. Sözlü ve manzum halk verimlerinin en önemli örnekleridir arkadaşlar. Sözlü edebiyatın özellikle. Sonradan yazıya geçirmişler değil mi? Birazdan safhalarını göreceğiz arkadaşlar. Orada da söyleyeceğiz. Bu yazı artık yaygınlaşmaya başladığı zaman sanatçılar ne yapmışlar? Gitmişler o destanları dinlemişler. Bunları yazıya aktarmışlar arkadaşlar. Hepsi sözlü ve çoğu manzum olan bu verimlerin manzum neydi? Şiir şeklinde arkadaşlar. Bu verimlerin bir kısmı sonradan yazıya geçirilmiştir. Hatta işte o dönemde kulaktan kulağa dolaşan, yazıya aktarılmayan daha bir sürü destan var da bilmiyoruz. Hani Allah bilir daha neler neler vardı arkadaşlar. Bütün dünya destanlarının oluşumunda 3 safha vardır gençler. Birinci safhada halkın benliğinde iz bırakan bir olay ve bu olayda önemli rol oynayan bir kahramanın olması gerekir. Eyvallah. İkinci safhada olay ağızdan ağızda, nesilden nesile geçer. Her gözde, her çağda yeni duygular, düşünceler geliştirir. Rivayetler çoğalır. Ozanlar da saz eşliğinde bunu şiirleştirir arkadaşlar. Üçüncü safhada ise bir destan şairi ortaya çıkar ve tüm bu söylemleri kaleme alır. Hani günümüzdeki haline getirir gençler. Destanlar günümüzde böyle bir üç safhadan geçerek geliyor. Bakalım destanları biz ne yapıyoruz? Destanlar ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Doğal destanlar ve yapay yani suni yapma destanlar olmak üzere. Doğal destanlar söyleyeni belli değil. Bakın milletleri belli ama söyleyeni belli değil. Daha sonradan yazıya geçirilmiş sadece. Kim söylemiş bunu, kim yazmış belli değil. Halkın ortak yaratısı. Anlaştık mı? Orada kulaktan kulağa aktarılırken, anlatılırken halkın ortak bir yaratısı olmuş bunlar. Tarih öncesi devirlerden günümüze önce sözlü, sonra yazılı gelenekte aktarılarak gelen ve söyleyeni belli olmayan destanlardır. İşte bunlara birkaç tane örnek yazdım arkadaşlar. İşte Yaratılış Destanı, Oğuz Kağan Destanı, Ergenekon Destanı, Şinto Destanı, Gılgamış Destanı gibi. Bakın bunların milletlerini biliriz. Birazdan işleyeceğiz. Buradaki destanların hepsini işleyeceğiz birazdan. Bunların milletlerini biliriz. Ama kim tarafından söylenmiş, yazılmış bunu bilmiyoruz arkadaşlar. Halkın ortak yaratısıdır bunlar. Bir de ne dedik? Yapay destanlar var. Yani yapma destanlar var. Tarihin belli bir devrinde milli birlik ve bütünlüğü sağlamak amacıyla ya da başka bir sebebe dayanarak herhangi bir yazarın milletlerin hayatlarındaki önemli olayları ya da milli kültürel değerleri ele alarak yazıp meydana getirdiği destanlardır. Arkadaşlar bu biraz da kitabi bir bilgi. Hani böyle bir soru karşınıza çıkarsa diye bu metni direkt aldım. Şöyle yapma destanları yazarı belli olmayan şey belli olan destanlardır. Söyleyeni belli olan, şiirleştiren kim? Bunu bildiğimiz destanlardır. Bu kadar arkadaşlar. Bunlara da örnek verdim. Kurtarılmış Kudüs, Kaybolmuş Cennet, Üç Şehitler Destanı. Zaten bu Fazıl Hüsnü Dağlarca yapma destanının en önemli ismidir arkadaşlar. Yazayım ben buraya. Fazıl Hüsnü Dağlarca en önemli yapma da en önemli destancımız diyelim bizim. En önemli destancımız. Cumhuriyet döneminde gençler. Zaten Cumhuriyet döneminde beraber işlediğimizde ne yapacağız? Bu Fazıl Hüsnü Dağlarca'da bu özelliği de söyleyeceğiz gençler.
Haydi bakalım. Şimdi bu destanların içeriğinde neler var? Neler var bakalım. Arkadaşlar, Türk destanlarında bazı motifler var. Hani hep bu motifler üzerine kurulur objeler, olaylar. İsimler değişir sadece. Mesela gökbörü motifi vardır arkadaşlar. Gökbörü motifi birçok destanda, Türk destanında kullanılmıştır. Yani bozkurt arkadaşlar. Türklerin boz bir kurttan türediğine inanılan bir motiftir. Ağaç motifi işte bir ağacın kavuğunda Türklerin türeyip hani orada dişi bir kurttan türeyip meydana geldiği falan. Hani bunlar gülünür bunlara. Evet gülünür ama destan işte arkadaşlar. Anlatılmış gelmiş günümüze kadar. Kırklar motifi işte kırklar hani üçler yediler kırklar falan vardır ya. İşte kırklar gelir bir kahramana bir kişiye bade sunarlar. Onunla kahramanlık badesi olur falan filan. Bu tip motifleşmiştir. At motifi biliyorsunuz arkadaşlar Türklerde at avrat silah. At her zaman Türklerde her destanda karşımıza çıkar bilginiz olsun. Kutsaldır çünkü Türkler için at. Altın yay arkadaşlar hani böyle aşık etmek için. Hani altın bir yay atar işte ok saplanır işte aşık eder falan. Işık motifi işte mesela Köroğlu destanında vardır. Işık mezara vurmuştur. Mezarda Köroğlu doğmuştur falan. Yani değil mi? Böyle acayip şeyler ama yapacak bir şey yok. Pir motifi arkadaşlar. Hani üçler, yediler, kırklar, pirler rüyaya gelir. İşte sana üç bade sunuyorum. Bir kahramanlık badesi. Bade şaraptır arkadaşlar. Ancak o hani alkol olan şarap değildir. Hani aşk şarabı, kahramanlık şarabı. Bir de üçüncüsü nedir? İkisinin de karışımı oldu. Aşk ve kahramanlık şarabı. Hangisini istersin der. İşte o rüyayı gören kişi aşk şarabını seçerse onu içtiğinde rüyadan uyandığında aşık olur. Nasıl aşık? Hani saza vuran aşık anlamında. Alır bağlama eline bangır bangır saza vurur. Vurur arkadaşlar. Bu aşk motifidir. Aşk badesidir. Ondan sonra şey vardır arkadaşlar. Kahramanlık işte. Kahramanlık badesini işte kalkar yüce bir kahraman olur. İkisini birden içerse aşkını aramak için devlerle savaşır. Dağları deler. Ferhat değil mi arkadaşlar? Mağara motifi yine o dağları deler motifinden yola çıkabilirsiniz. Veya işte Ergenekon destanı arkadaşlar. Ergenekon destanı demirden bir dağ mağaraya kapatılan Türklerin o demirden dağı eritip ortaya çıkmalarından işte mağara motifi. Demir motifi yine Ergenekon destanında kullanılan o demir mevzusu arkadaşlar. Demirden dağ mevzusu. Bunlar Türk edebiyatındaki motiflerdir. Bak böyle bir soru benim karşıma çıkabilir mi? Az ihtimal, küçük bir ihtimal de olsa çıkabilir arkadaşlar. Ki zamanında çıkmışlığı var. Açın bakın arkadaşlar 2012 LYS edebiyat sorularında bu soruyu göreceksiniz. Hangisi destanlarda kullanılan motiflerden biri değildir şeklinde, tamam mıyız? Böyle bir soru kalıbı da var gençler. Bakın ben de buraya aldım o soru kalıbının benzerini. Aşağıdaki mitolojik ögelerden hangisi Türk destanlarında yer almaz? Arkadaşlar ağaç gördük, gökbürü gördük, mağara, demir ancak tahta diye bir motifimiz yok gençler. Anlaştık mı? Haydi devam edelim bakalım. Örnek bir soru görmüş olduk. Şimdi İslamiyet öncesi Türk destanları arkadaşlar. Bakalım bazı destanları yazdık. Hani biz zaten destanları böyle maddelendiriyoruz. İslamiyet öncesi, İslamiyet etkisi falan. Şimdi Altay destanlarından başlayalım. Yaratılış destanı. Şimdi arkadaşlar bu sadece Altay destanlarına ait değildir yaratılış. Her milletin bir yaratılış destanı genel olarak vardır arkadaşlar. Ancak kaynaklara girmemiştir, derlenmemiştir, toparlanmamıştır, yazıya geçirilmemiştir. Akademik olarak bildiğim bir tane daha var. Uygurların da bir yaratılış destanı var arkadaşlar. Öyle hatırlıyorum. Ancak işte bizim lise kitapları bunu almaz. Gerek de yok zaten. Hani şunu bilin ama yaratılış destanı evet her milletin bir yaratılış destanı vardır. Hani bir ortaya çıkış anlamında. Gençler. Tamam mıyız? Yaratılış destanı burada Altay destanı, Altay'ınkileri, Altay Türklerinin yaratılış destanını görüyoruz. Kayra Han'ı anlatıyor arkadaşlar. Saka Türklerinin destanları. Gençler Saka Türkleri tarihte bir de ne diyebilirler bunlar? İskitler diyebilirler değil mi? İskitler. Bakın doğuda Sakalar olarak bilinir. Batıda İskitler olarak bilinir. Batılar İskitler bilginiz olsun. Saka destanlarından burada iki tane çıkıyor karşımıza. Alper Tunga destanı arkadaşlar bir de şu destanı. Bakın Alper Tunga destanı önemli. Niye önemli? İkisi de önemli de. Alper Tunga destanı niye önemli? Gençler 2014 KPSS
lisans KPSS, 2014 lisans KPSS'sinde şöyle bir soru vardı. Genel kültür sorusu olarak bunlar arkadaşlar destanlar genel olarak çıkar karşımıza her sınav sisteminde. Genel kültür sorusu olarak bunu sordular. Dediler ki Saka Türklerine ait olan Alper Tunga adlı kahraman İran kaynaklarında hangi isimle geçer? Şehname'de, İran kaynakları deyince destan olarak akla ilk Şehname gelir arkadaşlar. Hangi isimle geçer? Bakın cevap şuydu gençler. Afrasiyap. Afrasiyap'dı cevap. Bazı kaynaklarda karşınıza Efrasiyap olarak da çıkabilir. İkisi de doğrudur gençler. Tamam mıyız? İran kaynaklarında Şehname'de Alper Tunga Afrasiyap olarak karşımıza çıkar. 2014 KPSS genel kültür sorusu arkadaşlar. Devam edelim. 15 de olabilir. Yani net konuşmayayım. Devam edelim arkadaşlar. Şu destanı. Bakın. Burada işaret zamiri olan, işaret sıfatı olan şu'dan bahsetmiyor. Şu diye bir kahraman var. O şu kahramanın Makedonyalı İskender ile olan mücadelelerini anlatan destandır gençler. Şu destanı. Anlaştık mı? Gelelim Hun yani Oğuz destanlarına. Gençler Oğuz Kağan destanı Hun hükümdarı Metehan'dan bahseder. Attila destanı yine Avrupa Hun hükümdarından bahseder. Bakın arkadaşlar Attila değildir. Attila'dır. Tamam mıyız? Bu yazım doğrudur yani. Bilginiz olsun. Attila ne hocam? Attila asıl Attila ne derler adama. Bu adam canlansa desek ki Attila ne lan? Ben Attila'yım. Değil mi? Tamam mıyız? Attila doğrusudur arkadaşlar. Hadi devam edelim bakalım İslamiyet öncesi destanlar daha neler çıkacak karşımıza. Gelelim Göktürklerin destanlarına bakalım arkadaşlar. Bozkurt destanı. Şimdi gençler yani ben bunun hikayesini anlatacağım size, içeriğini anlatacağım. Beni yoruma zorlamayın. Siz de çok fazla yorumlamaya çalışmayın. Öğrenin arkadaşlar. Sadece öğrenmiş olun. Türklerin bir savaş sonrasında bir Türk kalıyor. O da bir dağda ne yapıyor? Dişi bir kurttan Türklerin soyunu çoğaltıyor arkadaşlar. İşte Türklerin boz bir kurttan türediğini anlatan destandır. Bozkurt destanı arkadaşlar. Her milletin destanları vardır bu şekilde. Yani olağanüstülük insanlar az önce de söylediğim gibi insanlar olağanüstülüğü sever arkadaşlar. Olağanüstü özellikler katmayı sever. Al işte böyle bir hani özellik vardır. Sadece bunu Türk milletine şey yapmayın, mal etmeyin arkadaşlar. Her milletin destanlarına bakın böyle absürt şeyler çıkacaktır karşımıza. Ancak siz bunlarla uğraşmayın. Sadece öğrenin. Dişi kurttan türediğine inanılan destan aşağıdakilerden hangisidir? Bozkurt destanı. İşte Bozkurt destanı hangi millete aittir? Göktürklere, tamam mı? Bunları öğrenin arkadaşlar. Ergenekon destanı. Yine arkadaşlar Türkler bir savaşta yeniliyorlar ve bir dağa çekiliyorlar. Bu dağ demirden bir dağ. Orada bir mağara buluyorlar ve o mağarada arkadaşlar Türkler çoğalıyorlar. Çoğaldıktan sonra belli bir sayıya ulaştıktan sonra o demirden dağı eriterek, tamam mı? O demirden dağı eriterek tarih sahnesine tekrardan çıkış yapıyorlar. Giriş yapıyorlar. İşte bundan bahseden destan da nedir? Ergenekon destanıdır arkadaşlar. Yine Göktürklere ait. Gelelim Uygur destanlarına arkadaşlar. Türeyiş destanı. Bakın erkek kurttan türeyişten bahseder burada. Göç destanı arkadaşlar. Türklerle Çinliler bir savaşa girer. Tamam mı? Savaşta Çinliler Türkleri yener ve Türkler bir kutsal bir taş vardır. Bu taşı kaybederler. Bu taşı kaybedince hani kaptırınca göç etmek zorunda kalırlar. Bu göçten bahseden bir destandır arkadaşlar. Göç destanı ve Mani dininin kabulü destanı arkadaşlar. Mani dininin kabulü destanı. Burada Uygurlarda tarih dersinden bilirsiniz arkadaşlar. Bilmelisiniz. Bögük Han diye bir kanımız vardır. Bögük Han. Bögük Han ne yapar? Devletin resmi dinini Maniheizm yapar. Maniheizm dinine geçiş yapar. Hani bu et yemenin yasak olduğu, savaşmanın vesaire. Tamam mıyız arkadaşlar? Mani dinine geçtiğinde de ne yaparlar? Bögük Han üzerinden. İşte Bögük Han'ın Mani dinini kabulü destanı diye bir bir destan çıkar ortaya. Bilginiz olsun. Arkadaşlar İslamiyet öncesinde göze çarpan destanlar bunlar. Daha var mı? Var ama bizim en fazla karşımıza çıkacak olanlar bunlardır. Bir de bakalım İslamiyet etkisindeki destanlarımıza bakalım neler çıkacak karşımıza. Gençler Satuk Buğrahan destanı. Satuk Buğrahan'ı sanırım bir yerlerden tanırsınız. Nereden tanırsınız hocam? Karahanlılar devleti vardı, hatırlar mısınız? Neydi bu devletin özelliği? İslamiyet'i kabul eden ilk İslam devleti. İlk Türk Müslüman devleti. Doğru mu? Güzel. Karahanlıların hükümdarıdır arkadaşlar. Bunun adına böyle bir destan oluşturulmuştur. Nedir arkadaşlar?
Karahanlıların Müslümanlığı kabulü destanı, Satuk Buğrahan destanı. Devam edelim, Manas destanı. Gençler, Manas destanını bilir misiniz? Bence bilirsiniz. Bakın, Kırgız Türklerine aittir. Ve arkadaşlar, Manas destanı dünyanın en uzun destanıdır. En uzun destanıdır. Bir. İkincisi, gençler, hala bu destana eklemeler ve çıkarmalar yapılır. Yani bu destan canlı bir destandır arkadaşlar. Hala eklemesi, çıkarması yapılır destana, bilginiz olsun. Gelelim Battal Gazi destanı. Battal ifadesini günlük hayatta duyarız değil mi? Özellikle annelerimizden, hani battal boy, işte battal boy çuval, işte battal boy elbise, kıyafet vesaire. Nedir battal? Büyük demektir arkadaşlar. Arapçadır. Battal Gazi destanı. Seyit Battal ve atı Aşkar Devzade. Tamam, bundan bahseder. Zaten Cüneyt Arkın abimiz sağ olsun bu Battal Gazi'yi bize bayağı anlattı. Gerçi yeni nesil Yeşilçam kuşağına uzak büyüyor ama hani biraz daha bizim nesle yakın olanlar bunu daha iyi bilecektir. Bu Cüneyt Arkın filmlerini falan. Gençler, buradaki Battal Gazi'de şöyle bir durum var. Bu Seyit Battal Gazi, bu aslında bir Arap kahramanıdır. Ancak biz bunu Türkleştirmişiz. Hani bize mal etmişiz. Anlaştık mı? Türk devletlerinde kapışan, işte kavgaya giren bir kahraman olarak ilan etmişiz. Bilginiz olsun. Normal şartlarda aslında bir Arap kahramanıdır Seyit Battal Gazi. Bilginiz olsun arkadaşlar. Zaten Seyyid'in ne demek olduğunu sanırım hani bilenler vardır. Peygamber soyu demektir arkadaşlar. Devam edelim. Danişmentname arkadaşlar. Danişment Gazi destanı. Danişmentnameyi, danişmentleri bilirsiniz. Yine tarih dersinden bilmelisiniz gençler. Ne yapar? Anadolu'ya Türklerin kapısını açar. Doğru mu? İşte Anadolu'yu Türkleştirir, Anadolu'yu Müslümanlaştırır. Bunu anlatan destan da danişmentname olarak kayıtlara geçer gençler. Anlaştık mı? Gelelim Köroğlu destanına. Yine Cüneyt Arkın abimiz sağ olsun. Arkadaşlar, Köroğlu destanını Yeşilçam'da bize film olarak göstermişler. Kahramanı da Cüneyt Arkın. Arkadaşlar, Köroğlu 16. yüzyılda Bolu'da yaşayan bir bey. Bir efendi, bir aşık, bir saz aşığı. Tamam mı? Ancak Bolu Bey'i şey bir adam, bozuk bir adam, öyle söyleyeyim size. Bolu Bey ile mücadeleye giriyor. Bolu Bey'i bunu kavgada alt edemiyor. Sonra ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunu silahla vuruyor. Tüfekle vuruyor. Tüfek daha yeni icat olmuş. Köroğlu son sözlerini söylerken şunları ifade ediyor. Diyor ki, delikli demir icat oldu. Delikli demir icat oldu. Mertlik bozuldu. Evet, bu da gençler tarihe mal oluyor. Günümüzde hala kullanırız değil mi? Delikli demir dediği silah, tüfek arkadaşlar. Silah icat oldu, mertlik bozuldu. Günlük hayatta da kullanırız. Bakın, 16. yüzyılda Bolu Bey ile Köroğlu'nun arasındaki Ruşen Ali dediğimiz değil mi? O Köroğlu, babası kör olduğu için, aslında Ruşen Ali'dir o. Babası kör olduğu için ona Köroğlu, körün oğlu anlamında bir lakap takmışlardır arkadaşlar. İşte o dönemde böyle bir söz söylüyor, günümüze mal oluyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Devam edelim, Edige destanı. Bunlar da Altınordu Türklerinin, Müslüman Altınordu Türklerinin destanıdır arkadaşlar. Anlaştık mı? İslamiyet öncesi destanlar bunlar. Şimdi gençler, bir de ben buraya bazı doğal destanları aldım. Tamam mı? Hani bilmemiz gereken, hatta maalesef İçeriğine de şöyle minik bir göz kırpmamız gereken destanlar arkadaşlar. İşte Hint destanları Ramayana ve Mahabharata, Yunan destanları İlyada, Odise, Latin destanı Aeneid, İran destanı Şehname arkadaşlar. Bu önemlidir, bakın. İran destanı Şehname, Firdevsi tarafından derleniyor. Bu önemlidir. Fransız destanı Janson de Roland. Arkadaşlar, bu başka bir kaynakta karşınıza Janson de Roland türküsü olarak da veya Fransız türküsü olarak da çıkabilir. Bilginiz olsun. Fin destanı Kalevela. İngiliz destanı Robin Hood. Biliriz Robin Hood'u arkadaşlar. Kitabı da var zaten. Alman destanı Nibelungen, Rus destanı Igor destanı ve Japon destanı Shinto destanı arkadaşlar. Tamam mıyız? Bunları bilelim arkadaşlar. İşte
hangi millete ait olduklarını bileyim. Mesela Igor Destanı. Neredeydi hocam? Rus. Ne anlatıyor hocam? İşte Rusların tarih sahnesine çıkışını anlatıyor. Mesela. Tamam mıyız? Haydi bakalım. Bir de bazı yapay destanlara bakalım arkadaşlar. Yapay yani yapma destanlar. Neydi hocam yapma destanlar? Yazarı, söyleyeni belli olan destanlar. Üç Şehitler Destanı Fazıl Üstü Dağlarca. Genç Osman Destanı Kayıkçı Kul Mustafa. Ancak gençler dikkat. Buradaki Genç Osman padişah olan Genç Osman değildir. Bağdat'ın fethine katılan Genç Osman'dır. Anlaştık mı? Bağdat'ın fethine katılan Genç Osman'dır. Şimdi İran kaynakları, Arap kaynakları ve bizim kaynaklar ve destan olarak anlatacağım arkadaşlar. Yani burada bir şeylere inanmaya, inandırmaya çalışmayın. Bu destan olağanüstü özellikler olacak. Şimdi bu Genç Osman kim biliyorsunuz mu arkadaşlar? Bu daha 14 yaşında, sakalları bile çıkmamış, bir haber alıyor. Osmanlı Bağdat'ı fethedecek. Bağdat Kalesi'ni fethedecek. Gidiyor Yeniçeri Ağası'na, bu fethiye ben de katılmak istiyorum diyor. Bunun üzerine Yeniçeri Ağası diyor ki, ya kardeş sen küçüksün. Sen daha çocuksun, biraz büyü diyor. Olmaz, geri gönderiyor. Çocuk buna içerleniyor. İçerleniyor, demirden bir tarak bularak yüzünü böyle çiziyor arkadaşlar. Böyle çiziyor yüzünü. Sonra o yara kabuk bağlamaya başladığında böyle sakal gibi, hani tarak ya aralıklı, sakal gibi çıkıyor arkadaşlar. Bunun üzerine tekrardan Yeniçeri Ağası'nın yanına gidiyor. Yeniçeri Ağası da onu tanımıyor, büyük birisi zannediyor. Tamam evladım geç diyor ve fethiye katılıyor. Katılış aşaması bu. Fetih'te arkadaşlar o kadar şevkle düşmana saldırıyor ki, düşmanları o kadar iyi alt ediyor ki, diğer Osmanlı askerleri ona baktıkça onların da şevki artıyor. Bunun üzerine düşmanların komutanı diyor ki önce o çocuğu indirin diyor. Çünkü diğer askerler ona bakıp şevkleniyor diyor. Onun üzerine büyük bir güç gönderiyorlar arkadaşlar. Bakın destanı anlatıyorum. Gerçekliği. Ya olabilir mi acaba ya falan böyle bakmayın. Tamam mı arkadaşlar? Hocam ne diyorsun sen ya Allah aşkına böyle şey mi olur? Yok abi öyle bakmayın siz. Destanı anlatıyorum. Velhasıl o güç geliyor arkadaşlar. Burası çünkü çok önemli. Hani o cümleler için. Abi bunun kelleye vuruyorlar. Kelle uçuyor. Ancak bu 3-4 dakika boyunca kılıç sallamaya, düşman askerini öldürmeye devam ediyor. Destana ve kaynaklara göre. Sonra o gücü, grubu öldürdükten sonra gidiyor yerden kafasını alıyor, koltuğunun altına koyuyor, yatıyor yere canını veriyor. Tamam mıyız arkadaşlar? Destan bundan bahsediyor. Hatta şeyi de bilirsiniz. Genç Osman dediğin bir büyük aslan. Değil mi? Beyline bağlamış. Devam edelim. Arkadaşlar durum bu. Genç Osman destanı. Bir de şu Aristo değil gençler. Ariosto. Ariosto. Tamam mıyız? Hiç yazamadım ki. Ariosto. Çılgın Orlando gençler. Ariosto'nun. Kurtarılmış Kudüs. Tasso'nun arkadaşlar, kaybolmuş cennette Milton'un, bunlar da bazı yapay destanlardı. Gençler, destan konusunu burada bitiriyoruz. Destanlar vallaha da önemli, billaha da önemli. Şimdi bu videoyu izleyip bitirdikten sonra, bugünü saymıyorum. Hemen bu videoyu izledikten sonraki gün, her gün 15 tane destan sorusu çözüyorsunuz arkadaşlar. Tam bir hafta boyunca, pardon. Bir hafta boyunca 6 gün çözeceksiniz. Bugünü saymıyoruz dedim. 6 günde 90 tane destan sorusu çözülmek. Çözmeyenin ağzını burnunu yırtarım. Ona göre. Tamam mı? Çözülecek. Önemli bir konu arkadaşlar. Videonun başında da söyledik. Kendinize çok cici bakıyorsunuz. Görüşmek üzere.